Peki şimdi 18 Mayıs 1996 tarihinde İzmit'te bir alışveriş merkezinde temel atma töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e bir suikast girişiminde bulunuyor. O zaman Fevzi Gümrükçüoğlu'nun ağabeyi olan İbrahim Gümrükçüoğlu. Trabzon eski belediye başkanıymış o. Evet. Onun tabancayla bir saldırısı var ve o anda da sizin müdahaleniz var. Evet. O süreci anlatabilir misiniz? Yani şimdi tabii o anda ne oldu? O günü hatırlamak bile istemiyorum. Şimdi bu orada bir çatı çatma programı vardı. Büyük bir alışveriş merkezi yapılıyor. Bu demir konstrüksiyonlardan kaynak yapıyorlar yukarıda tabii. Herkes tabii yukarıya şartlanmış, yukarıya bakıyor. Ben tabii benim görevim icabı etrafa bakıyorum böyle aşağılara. Bir baktım. Yani böyle sakallı, işte 1.50 bir açmış boyunda bir adam, elinde tabanca, sanki böyle hedef arıyor. Ben tabii atladım o tabancayı alayım diye, ama silah patladı o zaman. Hı hı. Atladım, patladı. Tabii ben bilmiyorum, tabii tuttum ben silahı, kapak takımını sağlam tuttum. Çünkü yoksa 9 tane içinde fişek var. Oradakilerin, yani belki ben ölürdüm, belki Demirel ölürdü, belki başkaları ölürdü. Kapak takımını tuttuğum için bir tane patladı, bir daha da patlatmadım. Nereyi yani tuttunuz? Kapak takımı derim, tabancanın üstündeki. Ha, üstteki. O her seferinde gider, boşa atar, doluyu alır. Anladım. Onu alınca çalışmaz tabanca. Çünkü barut gaz tazikiyle çalışan bir kapak takımıdır. Hı hı. Patladığı zaman içerideki boş fişeği atar. Hı hı. Giderken şarjörden mermi aldır ağzına, anladım, koyar. Anladım. O şekilde. Hı hı. Onu tuttum. O zamana kadar tabii bizim çocuklar geldiler, tabancayı çıktık. Baktım kolumda bir şeylik var, yani bir cansızlık var kolumda. Ha, hissetmedi sıcağı. Önce hissetmedim tabii. Evet. Baktım elimde kan oldu. Ondan sonra anladım tabii ben yaralandığımı. Benden çıkan mermi de Hürriyet Gazetesi'nde İhsan diye bir çocuk vardı, genç bir çocuk vardı. Onun bacağına saplandı. O şekilde ben tabii polislerime hiçbir şey söylemedim. Başyavere dedim ki albayım. Ben dedim yaralandım, hastaneye gidiyorum. Beyefendiye konuyu arz etti. Yedek makama bindim, yanıma polis bile almadım. Yedek makama bindim, doğru hastaneye gittik. Hastanede neyse doktorlar beni yattırdılar, koluma temizlediler, sardılar. Ondan sonra vali duymuş, İzmit valisi, o geldi. Bu arada çok kalabalık oldu tabii. Beni aldı vali, orada hastanede yatmaya gerek yok dedi, ben eve götüreyim dedi. Vali benim konağına gittik. Orada akşamüstü oluyor. Onlar bildiler benim vurulduğumu, biliyorlar onlar, o ikisi. Başka bilen yok. Bir de başyavere söyledik. Uçak gelmiş, beyefendi akşamüstü oldu, dönecek. Hala bir haber yok. En sonunda Hulusi Turgut gidiyor, diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım böyle böyle o silah patlamasında Şükrü Bey vuruldu diyor. Ne? Vuruldu. Hemen bana telefon etti Sayın Cumhurbaşkanım. Dedi ki Şükrü'cüğüm geçmiş olsun, neyin var, geliyorum dedi. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım hiç gelmenize gerek yok. Ben dedim kolum dedim, hafif dedim. Kabahatten sıyırmış, geçmiş. Bir problem yok dedim. Sayın Vali sağ olsun dedim. Beni tedavi ettirdi. Şimdi Vali Bey'in evindeyiz. Tamam öyleyse dedi. Bey gitti. Ben de hastaneye var varmaz eşimi aradım. Yani çok heyecanlıdır. Yani böyle bir de aile bağları çok güçlü olduğu için. O da bana anlatıyor. Diyor ki diyor ben oturdum. Mutfaktan çıktım diyor. Oturdum televizyon açtım diyor. Senin telefon çaldı. Telefon çalır çalmaz sen diyor işte konuyu anlattın, hiçbir şeyim yok benim. Yaralı, belki gazeteler, televizyonlar yazar ama hiç merak etme dedim ona. Televizyonda senin dedi şeyini verdi. Vurulduğunu verdi. Vurulma anını. Yani tam tesadüf olmuş. Hmm. Ondan sonra hemen benim şoförümü çağırmış köşkten. Binmişler doğru İzmit'e geldiler. O gün Vali Bey misafir olduk orada. Allah korudu bizi. Peki amaç neydi? O vuran kişinin bir de akıl sağlığı ile ilgili bir rapor aldığı, sonra kabul edilmediği gibi bir süreç yaşanmış. Ya yanlış şimdi, hatırlamıyorsam eğer. O süreci zaman, takip zaman, ettiniz mi sonrasında? O zaman İsrail'le reorganizasyon diye bir program geliştirdiler. Yani Türkiye'den uçaklar gidecek, hı hı, İsrail'e. İsrail'de uçakların yenilenecek cihazları, şeyleri değişecek, ne ihtiyaç varsa onları görülecek. Yeni bir sistem takılacak uçaklara. Vay sen İsrail'le nasıl anlaşırsın diye bu kafaya takmış. Anladım. Yani sen mi yönetiyorsun memleketi? Anladım. Ondan sonra mahkemeye gittik. Biz işte mahkeme oldular. Şakarı 3-5 ay sonra mahkeme oldu. Baktım orada oturuyor. Vardım gittim. Dedim İbrahim Bey merhaba, nasılsın? İyi misin? Dedi ya ben tanıyamadım seni.
Ben dedim senin vurduğun adam benim dedim yani. İyi tamam mısın sen, ben nereden tanıyacaksın? Orada o şekilde dedim sana hakkımı helal ediyorum dedim. Tamam dedim. Hmm. O şekilde geçti. Peki bir akıl sağlığında sıkıntı var mıydı? Çünkü rapor da almaya çalışmış galiba. Hiç ilgilenmedik ondan sonra. Bir buçuk iki sene mi ne yatıverdi ondan sonra çıktı geldi. Çünkü ilk önce bir benim araştırdığım kadarıyla bir akıl sağlığı rapor almaya çalışmış fakat mahkeme öyle, kabul etmemiş öyle şeyler, sonrasında. Öyle şeyler söylendi. Evet, ondan sonra almış. Ne oldu? Cezaevinden çıktı adına ezan verdiler. Ezan açtı İstanbul'a. İbrahim Gümrükçü. Meşhur oldu demek ki. Tabii meşhur oldu.